Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Anadolu'da sıklıkla yapılan patlıcanlı gözleme tarifini paylaşmak istedim. Eğer bu şekilde yaparsanız içinde patlıcan olduğunu hiç kimse anlamayacak. Aynı zamanda et kadar lezzetli olacak ve en önemlisi pamuk gibi de yumuşacık olacak. Ama önemli püf noktaları var. Hepsini sizlere aktardım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim 5 veya 6 kişiliktir. Siz bu malzemeleri yarıya bölerek de kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Öncelikle patlıcanları hazırlamamız gerekiyor. Burada tam olarak 1 kilogram patlıcan var. Patlıcanları bu şekilde ince ince doğruyorum. Robottan da çekebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıda eğer yerseniz genelde robottan çekilmiş haliyle yersiniz. Ama ben çok fazla beğenmiyorum. Bu şekilde yapılırsa daha iyi olacaktır. Bu şekilde de doğrayabilirsiniz ama diğer türlü daha pratik oluyor. Patlıcanların hepsini dakikalar içerisinde doğradım. Bu kasenin içerisinde 1 yemek kaşığı dolusu da tuz var. Acılığını alması için bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar önden. Kenarda dinlenirken ben şimdi hemen mayasız hamurunu hazırlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram un var ve 1 yemek kaşığı dolusu da tuz ilavesi yaptım. Şimdi artık hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yanıma 4 bardak su aldım. Kontrollü bir şekilde hamuru yoğuracağım. Unun kalitesine göre su miktarı artabilir veya azabilir. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuracağım. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Toplam 3 bardak artı çeyrek bardak su kullandım. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Çok lezzetli olmasını istiyorsanız hamuru çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Ortalama 5-6 dakika boyunca sakız kıvamına gelene kadar hamuru yoğuracağım. Hamuru 5-6 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi bezeleri ayıracağım. Ben burada 8 bezeye ayırdım ama sizlere 11 bezeye ayırmanızı tavsiye ediyorum. Ben aslında elektrikli saçlı yapacaktım. Daha sonra sizlerle eşit imkanlarım olsun diye normal tavada yapacağım. Ama saçlı yapmış olsaydım biraz daha büyük yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Sizler 11 bezeye ayırın lütfen. Daha güzel olacaktır. Dakikalar içerisinde gözleme hamurunu hazırladım. Şimdi hemen üstünü örtüyorum. Hatta bir örtüyle daha örteceğim ki bezeler kurumasın diye. Gözlemenin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Kesinlikle arkadaşlar acı çok güzel yakışıyor. Ama tabi tercih sizin. 1-2 tane biber acı olursa daha iyi olacaktır. Biberleri ince ince doğruyorum. İsteyen arkadaşlarım robottan da çekebilir. Tüm malzemeleri ince ince doğradım. Şimdi artık patlıcanları süzeceğim ve soğanı da hemen ocağa alacağım. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullandım. Şimdi yüksek ateşte soğanları güzelce kavuracağım. Soğanlar kavrulurken ben de hızlıca patlıcanları hazırlayacağım. Öncelikle patlıcanları süzdüm ve soğuk suda bolca yıkadım. Soğan ocakta şu anda kavruluyor. Ara ara da karıştırıyorum. Yıkamış olduğum patlıcanları da bu şekilde elimle sıkacağım arkadaşlar. Bu işlem çok önemlidir. Çok saniyeler içerisinde yapacağınız bir işlem. Daha önceden de hazırlayabilirsiniz ama ben zamanlamada bir sorun yaşamayacağım için soğanlar ocaktayken bile bu işi pratik bir şekilde yapıyorum. Biraz sonra da zaten yeşil biberleri vereceğim. Onlar da kavrulurken ben de birazcık zaman kazanacağım. En önemli püf noktalardan bir tanesi budur arkadaşlar. Mutlaka bu patlıcanları sıkmamız gerekiyor. Aksi halde gözleme çok sulu olur ve de lezzetli olmaz. Bu şekilde gerçekten de çok güzel oluyor. Bu arada ben soğanları da kontrol ediyorum. Biraz sonra da biberlerini ilave edeceğim. Bu sıkmış olduğum patlıcanları bir daha sıkacağım arkadaşlar. Bu işlem çok zor değil. Burada birazcık güç kullanmamız gerekiyor.
ikinci işlem daha da kolay olacaktır. Tabi istemeyen ikinci defa sıkmayabilir. Ara karıştırarak biberleri de güzel bir şekilde kavurdum. 1,5 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim ve salça da kavrulduktan sonra patlıcanlarını ilave edeceğim. Salçalar da kavrulduktan sonra patlıcanlarını ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ocağın altını en kısık dereceye alıyorum ve tencerenin ağzını kapatıyorum. Patlıcanlar tamamen pişene kadar ocakta kalacak. Kesinlikle su ilavesi yapmıyorum. Zaten patlıcanların içinde bir miktar su var. Ona yetecektir ama lütfen ara ara karıştıralım. Ortalama 15-20 dakikanın içerisinde patlıcanlar pişecektir. Tencerenin kapağını açtım. Kontrol ediyorum pişmiş mi diye. Henüz pişmemiş. Şimdi tekrar tencerenin ağzını kapatıp pişmesi için bekleyeceğim. Dördüncü defa kontrol ettiğimde artık patlıcanlar pişmişti. Domateslerini ilave ettim. Tabakta bir miktar domates suyu birikmişti. Onu ben süzdüm. İçinde kullanmadım arkadaşlar. Şimdi ocağın altında birazcık açtım. Ortalama 7-8 dakika boyunca kavrulacak bu şekilde. Tencerenin ağzını kapatmanıza gerek yok. Domatesler çok diri kalmayacak. Çok da pişmeyecek. Lütfen buna dikkat edelim. Yani 7-8 dakikalık bir süreç yeterlidir. Orta ateşte olacak. Baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, karabiber. Karabiber çok güzel yakışıyor. Sevdiğiniz baharatlardan istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Artık patlıcanlı iç harcı hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. En önemli püf noktalardan bir tanesi de mutlaka başka bir kaba almamız gerekiyor. Soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer tavada bekletmiş olsaydım bu harç sulanacaktı. O yüzden kesinlikle başka bir kaba almamız gerekiyor. Ben pırasalı böreği de yine aynı yöntemle yapıyorum. Kanalımda var arkadaşlar. Birçok izleyicimden büyük beğeni aldı. Açıklama kısmına bir link bırakacağım. Onu da bir izleyin lütfen. Ve mutlaka deneyin. O da çok güzel oluyor. Yine aynı yöntemi onda da yapmıştım. Büyük bir fark katıyor arkadaşlar. Denediğiniz zaman zaten gerçekten de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum. Artık her şey hazır. Gözleme yapmaya başlayabilirim. Tavayı ocağa koydum. Tavanın mutlaka ısınmış olması gerekiyor. Hemen arkadaşlar isterseniz oklava yardımıyla, isterseniz silpat varsa evinizde silpat yardımıyla kolaylıkla açabilirsiniz. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. İç harcını dağıtırken arkadaşlar dikkatli olalım. Ucundan 1 santim boşluk bırakalım ki pişerken patlama olmasın diye. Uçlarını bu şekilde parmaklarımla bastırıyorum. Ve ucundaki hamurları da alacağım. İsterseniz bıçakla veya çay tabağıyla da kolay bir şekilde alabilirsiniz. Merdaneyle de açabilirsiniz. Böyle bir silpat varsa evinize ortalama 30 cm çapında açabilirsiniz. Tabi tavanızda kontrol edin arkadaşlar. Daha küçükse tabi daha küçük bezeler yapabilirsiniz. Gözlemeleri pişirirken yüksek ateşte pişirmiyorum, kısık ateşte pişirmiyorum, orta ateşte pişiriyorum, tavayı yağlamıyorum. Pişen gözlemeleri üst üste koyuyorum ama her defasında tavadan aldığım zaman mutlaka yağlıyorum tereyağı veya margarinle. Son gözlemeyi de artık ocaktan aldım ve hemen yağlıyorum. Servis artık hazır.
içinde sanki kıyma varmış gibi. Gerçekten de çok şahane. Benim oğlum ilk defa yedi ve çok beğendi. Bir tane yedi, şimdi bir tane daha istiyor. Eğer baharatlarını da güzel dengelerseniz arkadaşlar, gerçekten de şahane bir gözlem olacak ve eminim her zaman yapmak isteyeceksiniz. Müsaadenizle hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Tek kelimeyle şahane olmuş arkadaşlar. Gerçekten de bu lezzeti kelimelere nasıl dökeceğimi bilmiyorum. İç harcı şahane olmuş. İçinde hiç patlıcan yokmuş gibi. Zaten hamur da çok güzel. Kullanmış olduğum unun markasını yazacağım. Tek eksiklik acı oranı. Biraz acılık isterdim. Yeşil biberlerin iki tanesi acı sanıyordum ama hepsi tatlıymış. Biraz da pul biber eksik. Gerisi şahane. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.